Sayın seyirciler, Ramazan'ın 6. günündeyiz ve şu anda Cuma pazarındayız. Bugün günlerden çarşamba. Hafta sonu Cuma günü itibariyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Esnaf tezgahlarını kurma çabası içerisinde ve vatandaşlar da yarına kalmamak adına erkenden pazara gelip alışverişlerini yapmak istiyorlar ve alışverişlerini de yapıyorlar. Vatandaşlara mikrofon uzattık, fiyatları nasıl bulduklarını sorduk. Ama bizler de şöyle bir gözlemlediğimizde fiyatların gerçekten yüksek olduğunu gözlemledik. Ve vatandaş bu konuda da şikayette bulundu. Fiyatların yüksek olduğundan alınan önlemleri yeterli bulan vatandaş da var. Bulamayan vatandaş da var değerli izleyiciler. Bakalım esnaf ve vatandaşlarımız neler söylemişler, hep birlikte izleyelim. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentlerdeki semt pazarlarında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu getirilirken alışveriş yapan vatandaşların meyve ve sebzeyi seçerek alması da yasaklanmıştı. Her hafta şehir merkezinde kurulan Cuma pazarı bugün öğleden sonra saat 14'te kuruldu. Perşembe günü tüm gün açık kalacak ve perşembe akşamı saat 19'da kapanacak. Bugün Alanya Televizyonu'na konuşan vatandaş uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek fiyatların cep yaktığını söyledi. Fiyatları nasıl buldunuz? Biraz pahalı. Yani normal aslında da ama pahalı. Yani fiyatı piyasaya göre, şu anda şeye göre pahalı. Her hafta geliyor musunuz pazara? Geliyorum. Peki fiyatlardaki bu iniş çıkışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yani Allah millete yardım etsin. Başka bir şey diyemiyorum. Bitirmek üzereyiz. Tamamlamak üzereyiz. Nasıl aynı. Buldunuz pazarı bugün? Bugün pazar biraz aceleye geldi gibi sanki. Tam anlamıyla kurulmamış. Ama ilerleyen saatlerde tam anlamıyla kurulduğunda bu iş aynen daha hareketlilik olacaktır. Yarın da saat 19'a kadar açık olacağından haberiniz var mı pazarın? Evet, haberimiz var. Bilgim. Nasıl değerlendiriyorsunuz uygulamaları? Uygulamalar daha iyi çünkü insanlar bir araya toplanmaması için saatin uzun tutulması daha iyi yani bu anlamda. Hani toplu alanda alışverişleri engellemek için saati uzatmak bir nebze daha iyi yani. Fiyatları nasıl buldunuz bu hafta? Fiyatlar tam kurulmadığı için bir şey diyemiyorum şu anda ama yine de bir yükseliş var. Yapıyorsun, hanımlara yapıyorsun. Şimdi yapıyorsunuz, daha yeni geldiniz sanırım. Yeni şimdi geldim. Nasıl değerlendiriyorsunuz yasakları? Neyi? Yasakları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yasaklar çok iyi oluyor, bir yandan çok iyi. Ama millete de devlet bir yardım etse o kadar milletin alım gücü yok. Para yok. Pazarda fiyatlar nasıl? Pazarda fiyatlara daha bakmadık daha. Bakmadık daha. Pazarda fiyatlara. Dik daha. Ama fiyatlar şöyle baktığınızda. Pahalı. 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 Düşün, evden çıkmayan bir insanlar. Yani nasıl alacaklar, hiç onu düşünen yok. Geliri yoksa bitti. Önlemleri nasıl buluyorsunuz peki? Nasıl önlem alacağım? Alınacak bir önlem var mı? Tüketiciyiz yani şu an. Gelir yok. Sıkıntı, ne yapabilirsin? Sıkıntı değil. Tabii ki. Evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ne söylenecek bir şey yok ki ablam. Ne söyleyebiliriz ki? Hayır, sıkıntı çok gerçekten. Eve kapattılar bizi. Boyuna yiyoruz. Onun evet. İçin de para lazım. Evet, gerçekten. Şu an Can kuruyoruz pazarı. Evet, pazardaki kalabalığı engellemek için, sosyal mesafeyi daha uygun hale getirmek için pazar 2 gün bugünden açılıyor. İnşallah Sağlık Bakanımızın dediğini hep toplum olarak dinleriz, uyarız ve iyi bir netice alırız millet olarak. Daha tezgahı yeni kuruyorsunuz. Evet, yeni kuruyoruz, yeni getirdik malları. Yarın daha mı hareketli olur sizce pazar? Beklentimiz o yönde ama bize kalsa bu 2 gün içerisinde dağılım olsa müşteri açısından daha mantıklı. Hem daha rahat alışveriş yapar hem de istediği ürünü daha istediği şekilde alır. Yani sıkışıklık olduğu zaman esnaf olarak da biz de yardımcı olamıyoruz. Müşteri istediğimiz şekilde hizmet veremiyoruz. Ama sakin olduğu zaman herkes gönlüne göre alışverişini yapıyor. Ve daha iyi oluyor yani herkes memnun kalıyor bu şekilde. Önlemleri nasıl buluyorsunuz peki? Tedbirler her geçen gün artırılıyor. Ve Mayıs sonuna kadar da hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Evet. Şimdi ben birkaç şehri de gezdim. Özellikle Konya, Karaman, Mersin tarafına gidiyorum. Hatta bugün Antalya'daydım. Bizim Alanya'daki önlemler oradan daha üst seviyede. Yani bu hem belediye başkanımıza hem zabıta müdürümüze bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Yani bir esnaf olarak değil, bir Türk halkı olarak kendi adıma konuşuyorum ben bunu.
gereken her şeyi, her tedbiri uyguluyorlar. Bu arada fiyatlar nasıl? Birkaç vatandaşla röportaj yaptığımızda fiyatlardan şikayetçiler yüksek olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, fiyatlardaki bazı ürünlerde geçiş dönemi olduğu için ekilen ürünlerin bir kısmı bitti. Döküm, meyve dökümü, sebze dökümü, bir kısmı da yeni başlıyor. Bu arada bir boşluk olduğu için arz talep meselesi, ürün azaldığından dolayı, yani şimdi meyve olarak zaten soğuk havalardaki elma depolarındaki de elmaların çoğu bitmek üzere. Erik, kiraz, hepsi, kayısı, şeftali hep yeni başlıyor. Yani turfan da. Dolayısıyla fiyatları yansıyor. Sila tabii yani, ama sebzedeki o kadar aşırı bir yükselme yok yani. Ki Ramazan bile yani. Ona rağmen biliyoruz yani her sene Türkiye'de Ramazan geldiği zaman fiyatlar belirli bir ölçüde yükseliyor. Ya Allah'a şükür işlerimizde bir sıkıntı yok. Yani bir gün açmasak bir gün açıyoruz ama yani çalışmayan vatandaş daha rezil evde. Yani bir de evde 20 yaş altı, 65 yaş üstü. Yani bu vatandaşlara da bir tolerans tanınsa daha iyi olur, böyle hafta sonu olabilir mesela. Yani... 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve yasaklarda devam edilmesi düşünülüyor. Ya şimdi halkın sağlığı için yani bu kısa sürede bitecekse 3 gün değil 13 gün yasaklansın. Tamamen temizlensin bu olay. Fiyatlar nasıl peki genel anlamda? Ya fiyatlar şu an normal. Aşırı bir yükseliş yok. Çünkü oteller kapalı, restoranlar kapalı. İç piyasada üretilen mal şu an çekmiyor yani. Yeni ben geldim. Pazar iyi, fena değil. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar... Biraz uçuk. Evet, biraz yüksek olduğundan şikayet ediyor vatandaş. Aynen. Genel anlamda alınan önlemleri nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyorum. Öyle devam ederse bir an evvel inşallah bu koronavirüsümüzü atarız üstümüze. Giriş yapmışsınız. Daha da yapıyoruz canım. Daha da yapıyorsunuz. Nasıl fiyatlar genel anlamda? Genel anlamda bence normal bu virüs olayından dolayı. Güzel yani. İyi. Pazardan nasıl haberiniz oldu erken kurulduğuna dair? Erken kurulduğuna dair haber aldık. Haber aldınız. Haber aldık, ona göre geldik. Uygulamaları nasıl buluyorsunuz? 3 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bence çok güzel ve çok mantıklı. Devam etmeliyiz. Evet, devam etmeliyiz. Aynen, devam etmeliyiz. Sağlık çünkü çok önemli. Kişiler çok, insanlarımız çok önemli. İnsanlarda maske ve eldiven görüyorsunuz değil mi? Görüyorum, evet, görüyorum. Hassas davranıyorlar. Aynen, hassas davranıyorlar. İyi yani, şu an güzel, pazar yerine girişlerimiz kontrollü. Güzel yani. Yeni mi başladık pazarı evet. gezmeye? Evet. Efendim, uygulamaları nasıl buluyorsunuz? Ya uygulamalar, ya Ramazan şeyi biraz ya normaldir bunlar ya. Ya bu hem korona olayı hem de ya Ramazan olayı birazcık ya yükselir. Ne yaparsan yap. Ha, fiyatlar siz de yüksek diyorsunuz. Yani fırsatçılık demek bir şey değil ama yani olur yani bunlar. Normal. Daha da yükselirse peki? O zaman işte yukarıdaki reisimiz kim ise elini atacak o zaman. Ha, reis derken Cumhurbaşkanı değil, belediye reisimiz el atacak. Şuraya koyacak bir tane pano, anlatabildim mi? Fiyatlarını koyacak üzerine. Kimse bu fiyatlarla satılacak. Yani hepsi, kimsenin üstüne çıkamaz. Ha, altına sasar. Yani bu yani zor bir şey değil. Malzemeye gönderdim dedi. Ben alıcıyla iftara yemeğimi yaptım. Çocuğumun kahvaltısını yedirdim. Koşarak buraya geldim. İşte alana da çok zor, satana da çok zor. Allah herkese yardım etsin. Teşekkür ediyorum. Öte yandan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün kurulan pazar yerinde demir bariyerli önlem aldı. Pazara giriş çıkışları denetleyen zabıta ekipleri maskesiz gelen vatandaşları önce uyardı, ardından ücretsiz maske dağıtımına devam etti. Fiyatlarla ilgili bir bilgimiz var mı henüz? Şu an yok. Yok. Siz maske almadınız mı pazara girerken? Vermediler mi? Maske yok, hayır. Efendim? Hayır. Normalde zabıtalar dağıtıyorlar. Bilginiz var mı? Vallahi buradan gelip de kimse yok. Aslında istemeliydiniz. Diğer taraftan temin edebilirsiniz. Tamam.